Levent abi nasıl bir anne? Ben en son 15 yaşındayken gördüm. Yani böyle kısa boylu, cılız, kumral bir çocuktu. Yani o kadar zamandır görmediğim için son halini bilmiyorum tatlım. Hı. Almanya'da mı doğmuş Meltem Hanım? Ya herhalde. Yani okul bittikten sonra Ceyda'nın Almanya'ya gittiğini duyduk. Sonra böyle birazcık haberleştik ama son koptuk. Herhalde orada doğmuştur. Yani sorarız. Yani yıllardır görmediğim birinin çocuğunu işe sokmaya çalışıyorsun. Hırlı mıdır, hırsız mıdır, aptal mıdır, akıllı mıdır, yetenekli midir, değil midir hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır'cığım, bazı insanlar insanların hayatında önemlidir. Yıllar geçse de onların yeri değişmez. Hep kalbinde özel bir yerleri vardır. Aha. Peki İstanbul'da nerede kalıyormuş anne? Bilmiyorum ki. Yani benim tek bildiğim Ceyda beni aradı. Oğlum İstanbul'a geliyor. Sen de anne yarısı sayılırsın. Lütfen oğluma göz kulak ol dedi. Ben de hiçbir şey sormadım. Tabii ki dedim. Dolayısıyla hiçbir şey bilmiyorum. Geldiğinde öğreneceğiz. Biz sosyal medyada Emine ablayla baktık ama tek bir fotoğraf bile bulamadık. Minik stalker. Ya belki de kendi ismiyle açmadı hesabını. Yani ben de baktım ismiyle ve soyadıyla. Bulamadım. Sosyal medyadan bakıp da ne olacak? Nasılsa birazdan gelecek. Merak ediyoruz baba. Evet Haluk. Yani modern insanın refleksi artık bu. Birinin adını duyduğun zaman hemen sosyal medyadan bakıyorsun, profilini buluyorsun. Biraz fotoğraflarına bakıyorsun, inceliyorsun. Nasıl biri olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Ha. Benim hiç öyle bir refleksim yok. Ben adamın gözünün içine bakar, öyle anlarım. Öyle, ne demek öyle sosyal medyadan böyle profiline bakacakmışım ana? Haluk'cığım, normal bir şey bu. Yani biraz önce de söylediğim gibi modern insanların refleksi. Sen modern olmadığına göre senden böyle bir refleks de beklememiz yanlış olur zaten. Ha, geldi. Meltem Hanım, ben gidip açayım mı, siz mi açmak istersiniz? Bir dur, ben açacağım ama hep beraber karşılayacağız. Haluk kalk. Kalk, kalk, kalk. Niye? Ya kalk, güzelce karşılayalım. Ya istersen bir de bando takımı falan çağıralım, böyle karşılama ekibi falan olsun. Şurada duralım, hoş geldin diyelim çocuğa. Bak kapıda bekliyor. Hadi, 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 hadi. Ben mi açsam? Emine, sen aç, sen aç. Artık biri açabilir mi? Acıktım, kahvaltı etmek istiyorum. Ben açarım. Hadi, hadi. Meine Familie, schöne Grüße, alles gut? Hoş geldin. Nein, nein, Meltem Tante. Mama bana öğretti, Türk örf, adet, her şeyi öğretti. Önce küçüklerin gözlerinden. Sonra büyüklerin ellerinden. Sağ ol, sağ ol. Bak bu Emine, bizim elimiz ayağımız. O da Haluk benim eşim, o da Zeynep kızım. Haluk Angıl! Haluk Angıl! Gerçekten de çok cılız ve ufak tefekmiş Meltem Hanım. Hoş geldin. Yaşa. Haluk iyi misin? Bas basu Haluk Angıl! Ya çok geç kalmadım değil mi Meltem Tante? Çok özür. Yok yok. Geç kalmadım. Neredeyse öğlen oldu. Ya benim o abim olacak insan kadar gerçekten ben sorumsuz değilim ya. O olsa kesin geç kalırdı ya. Beni her yerde rezil ediyor. Benimkisi, benim abim biraz düzensiz, çalışkansız. Senin kardeşin mi var? Ben bilmiyordum. Ya abba, mama aynı, papa farklı. Meltem Tante. Ya. Anne, düşünsene. Element abiden bir tane daha. Mas? Yok bir şey. Ben annenin iki evlilik yaptığını bilmiyordum. Aa, ya, ya. Dolayısıyla kardeşin olduğundan da haberim yoktu. Aman Meltem Tante olmasın zaten ya. Hiç gerek yok. Keşke benim de hiç haberim olmasaydı ya. My brother sehr schlecht. Nein. Oğlum sen niye Türkçe konuşmuyorsun? Nein, 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 Element. Ay Meltem Hanım, hani Dumkov kafa vardı ya, aynen onun gibi böyle buraya. Ay, Element,
dersen vurma sen böyle. Vurdukça daha çok dumkof olacaksın. Ya du bist nicht hier meine Tante. Ich bin dumkof. Ya mama, mama buraya gelirken dedi ki oraya gitti. Sakın Doç konuşma. Ha, ben hala devam ediyorum ya. Ha, benim abim olacak o adam. Benim burada benden bir konuda iyi sadece. O da Türkçe. Ha, onun dışında bütün konularda ben ondan daha iyiyim. Bin besser. Bu da kafayı kardeşine takmış. Evladım, senin annen baban evde hiç Türkçe konuşmadı mı? Ölükçüm, belli ki konuşmamış. Zaten babası Almanmış. Ya da eleme dumkof olduğu için anlamamıştır. Dumkof ne demek? Anne, baban nasıllar? Ah ya, alles gut, gut. Ah. Mama, papa, sizin sağlığınıza üzülüyorlar. Üzülüyorlar. Ya? Sağlığımıza duacılar. Duacılar. Sen önce bir Türkçe öğren, ondan sonra gel benim yanıma. Değil mi Haluk kanka, musun gen? Yok, yok, yok. Otur, otur canım. Haluk amca şey yaptı öyle. O defter ne? Meltem tante, bu mama yazdı. Türk, örf, adet, gelenek. Ben takıldıkça buraya bakıyorum. Ay. Meltem tante, ben o kardeş olacak bruder kadar uyumsuz değilim. Nein. Elemençim, istersen sana gelenek, örf, adet konusunda hızlandırılmış bir kurs verebiliriz. Haluk Bey bu konuda çok iyidir. Ya süper şun! Şun, Haluk uncle, ben onu burada kadar asla asla anlayışsız değil. Ben hemen öğrenirim ya. Ya. Vallahi kardeşini daha tanımadan sevmedik. Ha, richtig, yemin et tante. Ha, zaten sevilecek bir adam değil yani. İli beni. Bak ama öyle, öyle deme. İnsanın kardeşi canının yarısıdır. Öyle dememen lazım yani. Kardeş o da. Elemençim bak, yani bu sözler sana hiç yakışmıyor. Yani ben eminim senin kardeşin de senin kadar sempatik bir çocuktur, değil mi Haluk? Ya. Nein, Meltem tante. Nicht sempatisch. Ya görmen lazım. Ama görmemen lazım. Nein. Hiç öyle sempatik bir insan değil Meltem tante. Bana güven. Evet, her şey hazır. 5 dakikaya kadar da sucuklu yumurta geliyor. Sonunda. Öğlen oldu, hala kahvaltı yapamadık. Haluk'cum, her şey anca hazır oldu. Aha, Saadettin abi arıyor şimdi. 2 saat susmayacak. Canım aç, müsait değilim de kapa. Yok, ben mutfakta konuşayım abi. Ne var? Saygıdan Haluk uncle, yani büyükler kalktığı zaman küçükler de kalkar. Ha, mama öyle söyledi. Yok yok, otur sen, otur. Otur. Otur öyle mi? Evet, otur. Alo, Saadettin abi. Biz de yavaş yavaş sofraya geçelim. Nein, nein, Meltem tante. Haluk uncle gelmeden hayatta oturmam. Yani ben o saygısız abim gibi değilim. O gelse kesin otururdu ya. O çok aç ya. Nasıl bir adam anlamıyorum. Alo. Alo. Zeynep kardeş, sen neden ayağa kalkmıyorsun? Bak, mama kalktı, papa kalktı, sen oturuyorsun hala. Bunu ilk defa senden duyuyorum Element abi. Du bist schamahın Zeynep. Nein, al bu defteri oku. Sen benim abim olacak adam gibi değilsin. Zeki kızsın, öğrenirsin ama bak. Bak, örfler, adetler. Ha, Deutsch, nein. Ha, Türkçe, ya. Deutsch. Element. Şu kardeşin olacak adamın fotoğrafını göstersene bana. Çok merak ettim be. Ya sen de mi şaka mahın ya Emine tante ya? O uğursuz bet adamın fotoğrafı bende ne arasın ya? Ay şimdi daha da çok merak ettim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu
şu halimiz olsun.